Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Parçanın giriş cümlesinde hangi konu üzerinde durulacak? Bu gösterilmiş, gözlerimizle bağlantısı olan beynin çok önemli bir parçasıdır pineal bez. Demek ki bu metinde, bu parçada pineal bezden söz edilecek. Peki onun neyinden söz ediliyor? Ona bakalım. Gece gündüz gibi ritmik ışık değişimlerinin vücuttaki her organa iletmek ve akşam 21'den sonra salgılanmaya başlayan melatonin hormonunu üretmek gibi görevleri var. Gördüğünüz gibi pineal bezinin işlevlerinden, vücuttaki görevlerinden, işlevlerinden söz ediliyor. Yapısından vesairesinden, çalışma sisteminden söz edilmiyor. Vücuttaki görevi, yani işlevinden söz ediliyor. Yapılan kontrollü deneylerde pineal bezin aktive edilmesinin bazı halüsinasyonlara yol açtığı ortaya konulmuş. Bu halüsinasyonların birbirine benzemesi olayı daha ilginç hale getiriyor. Bu nedenle pineal bezin üçüncü gözümüz olduğuna dair görüşler de var. Başka bir işlevi olduğuna dair görüşler de varmış. Demek ki metnin konusu ne? Pineal bezinin işlevleri. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Bize verilen parçada Paris'in Osmanlılar döneminde Türkler tarafından, o dönemin aydınları tarafından itibarlı bir yer, değer verilen bir yer olduğu üzerinde durulmuş. Bu da örneklerle açıklanmış. Aslında Osmanlı aydınlarının Paris sevdasının platonik bir aşk olduğunu da söylemek gerekli. Yani aslında Osmanlı aydının gözünde bir Paris sevdası var. Ancak bu platoniktir deniyor. Bu örnekle açıklanmış Yahya Kemal örneği, Hoca Tahsin Efendi, Hoca Kadri Efendi. Bu örnekler üzerinden açıklanmış. O zaman parçanın konusu ne? Osmanlı döneminden itibaren Paris'e olan ilgidir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçaya başlık olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir diye bize soruluyor. Parçanın başlığının, parçanın konusuyla, parçada üzerinde durulan konuyla yakından ilişkisi vardır. Parçada anlatılanları kapsayıcı bir nitelikte olmalıdır. Başlık, parçada metinde anlatılacaklarla ilgili okura ipucu vermeli, bir fikir vermelidir. Bize verilen parçaya baktığımızda papürüsten ruloların çeşitli özellikleri sıralanmış. Neymiş o özellikler? Mesela diyor ki papürüsten veya tabakalanmış koyun veya sığır derisi parşümenlerden rulo yaptık. Başka, bunlara bazen sürekli rulonun bir ucundan bir ucuna yazdık. Bazen sayfa sayfa yazıp yan yana yapıştırdık ve yine rulo yaptık. Tarihi filmlerde ferman okuyucunun rulonun bir ucunu yukarıda diğerinin aşağıda tutup okuduğu sahneleri hatırlarım. Düşey okunanları kadar yatay okunanları da vardı. Bir özellik. Bazıları öylece rulodan ibaretti. Bazılarının iki ucunda ahşap tutamaklar olurdu. Fakat kıvrılıp durdukları için rulonun görevi kıvrılıp durmaktır zaten. Çoğaltılırken iki kişi lazımmış. Biri okuyacak, diğeri yazacak. Papürüsten ruloların kimi özellikleri bu parçaya getirilebilecek en uygun başlıktır. Çünkü burada papürüsten ruloların kimi özellikleri hakkında bilgi verilmiş. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olarak verilebilir? Parçanın yazarı çok kedi besleyen biri. Çok sayıda kedisi var. Onları besliyor, onlara bakıyor. Sonra başından geçen bir olayı anlatıyor. Ve şu şekilde bitiyor. En son ne zaman bir hayvanın gözlerinin içine bakmıştı kim bilir? Sahi siz en son ne zaman baktınız? Bu parçada başından geçen bir olayı ve kendisinin çok sayıda kedi beslemesini ele alarak hayvan sevgisi üzerinde durmuştur. Dolayısıyla parçanın başlığı da hayvan sevgisi olmalıdır. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olabilir diye bize soruluyor.
Bize verilen parçanın şu bölümü önemli. Diderot 1773 yılında bu deneyim üzerine düşünerek, benim gibi duyarlı insanlar tartışma aleyhlerine döndüğünde kafaları karışır ve ancak merdivenin son basamağına geldiklerinde berrak düşünmeye başlarlar, diye yazar. Diderot böylece merdiven aklı terimini bulmuştur. Yani olması gerektiği anda değil, sonradan gelen akıl veya gelmiş geçmiş bir fikir. Hepimizin bir iş başvurusunda, sunumda veya önem verdiğimiz biriyle sohbette söylemek istediklerimizi tam aktaramadığımız, başarısız hissettiğimiz anlar olmuştur. Fikirler sonra aklımıza gelir, hayal kırıklığı ve hüzün hissederiz. Ancak o an geçtikten sonra yapacak pek de bir şey yoktur. İşte ona merdiven aklı diyor Diderot. Peki niçin merdiven aklı diyor? Bir tartışmada kendisini etkili bir biçimde ifade edemiyor. Sonra toplantıyı terk ediyor. Merdivenlerden inerken, merdivenin son basamağına geldiğinde çok güzel bir cevap belirliyor. Ama artık onun etkisi geçmiştir. Gidip tekrar söylese oraya, toplantıya ya da işte tartışmaya katılsa etkisi sürmeyecektir. Ondan sonra bu merdiven aklı kavramını ifade ediyor ve bunu bir söylem haline dönüştürüyor. Dolayısıyla bu parçada üzerinde durulan merdiven aklı kavramıdır. Parçaya da merdiven aklı sözü başlık olmalıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'un meyve ve sebze bakımından çeşitli olduğu, hemen her bahçede çeşitli meyvelerin bulunduğu ifade edildikten sonra diyor ki, ama bütün meyveleri ne zaman tanıdı acaba koca İstanbul? Portakalı 16. yüzyılda gördü. Ispanak İran'dan geldi, fasulye Mısır'dan, patates Amerika'dan, turp İtalya'dan, vazgeçilmezimiz patlıcan ise Hindistan'dan. Domates ve patlıcanla ilk tanışan İstanbulluların bazıları bunları zehirli olabilir endişesiyle sadece süs bitkisi olarak kullandığı belirtilmiş. O zaman bu metinde üzerinde durulan ne? Bir takım bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin İstanbul'a başka yerlerden geldikleri. Yani İstanbul'a getirilen meyveler ve sebzeler bu metinde üzerinde durulan. Bu metinde ne anlatılıyor? Bu metinde İstanbul'a getirilen meyveler ve sebzeler, bunlar hakkında bize bilgi veriliyor. O zaman parçanın konusu da budur. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada hangi konu üzerinde duruluyor? Bu parçada ne anlatılıyor? Bize verilen parçada kayın ağaçlarından söz ediliyor. Peki kayın ağaçlarının hangi özelliği anlatılmış? Tabii ki kayın ağaçları nasıl oluşuyor ve nasıl büyüyorlar? Önce biçimsel özellikleriyle ilgili bilgi verilmiş ama esas itibariyle şuradan itibaren kayın ağaçları nasıl oluştu ve nasıl büyüyorlar? Bunlar anlatılıyor. Bir kez lotoyu kazanıp yaşamayı başaran küçük ağaçlar hızlı bir tempoda büyümeye o denli isteklidirler ki her mevsim rahatlıkla 45 santim uzayabilirler. Ancak anneleri bu hızlı büyümeye izin vermez. Çünkü onların da dayanıklı birer ağaç olabilmeleri için acele etmemeleri gerektiğini bilir. Anneler büyümeyi yavaşlatmak için neler yapıyor, daha sonra onları nasıl besliyor? Tıpkı bir insan annesinin çocuğunu beslediği gibi, baktığı, koruduğu gibi bir süreçten söz edilmiş. Hatta yazar Peter Wohlleben'in ağaç bebeklerinin emzirildiği bile söylenebilir diyerek tarif ettiği bir durum anlatılmış. Dolayısıyla metnin konusu, yani metinde üzerinde durulan kayın ağacının oluşma ve büyüme sürecidir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçaya aşağıdaki başlıklardan hangisi verilebilir? Başlık parçanın konusuyla yakından ilgilidir. Parçanın başlığı metnin içeriğini bize gösterir. Bize verilen metnin konusu ise iyi satış temsilcisi olmanın yollarıdır. Neymiş bu yollar? Kendine güvenecek, karşı tarafa birey olduğu için değer verecek, yaptığı işi sevecek, ayrıca bunu önemseyecek.
başka. Satış adımlarını kusursuz bir şekilde uygulayacak, işletmesini zirveye çıkaracak satış yöneticileri ise bu adımları personeline sevgi dolu ve empatik bir yaklaşımla uygulatacak. Demek ki bu parçaya, konuya göre en uygun başlık neymiş? İyi satış temsilcisi olmanın yollarıymış. Cevabımız D seçeneğidir.